Hadrana'da mı? Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 4 bölümünde ve Super 7 yüksek bahislerle sizlerleyim. Az önce canlı yayınımızı bitirdik. Canlı yayında da normal Super 7'i yaptık. Şimdi yüksek bahislere geçeceğiz. Kuralları artık öğrendiniz abi. Ekstra kurallardan bahsetmiyorum ama kendi kurallarımdan bahsedeyim. Eğer 7 yarışı da tamamını bitiremezsek baştan başlayacağız. Yani kısacası bitirene kadar devam abi. Tamam mı devam mı diye bir şey yok. Sonuna kadar. Hadi başlayalım. Pazara kadar değil, mezara kadar diyoruz. Zaten 5.'ye kadar genelde kolay oluyor arkadaşlar biliyorsunuz. 5.'den itibaren zorlaşmaya başlıyor. Bizi arkaya götüreceksin değil mi? Hayo. Uçacağız, severiz. Orada bir rampa vardır. Hadi abim. Hadi aslanım. Rampa yok. Bize rampa lazım değil. Çiçek. İlkini başarıyla tamamladık. Doğal olarak yani hani bir zahmet. 25.000. Geldik ikinci göreve. Hadi bakalım. Nissan Sentra. Gene mi uçuracağım bizi? Slalom Challenge. Yani bu slalomu yapmak zorunda değiliz bence. Abi bu işin üç kağıdına bakmak lazım her zaman. O slalomu yapmadığımız zaman da bitirebiliyoruz işi. Şekil A. Bak. Ben buradan dönerim abi. Buradan tekrar yola girer, bu işi çözerim. Al 1 dakika 20 saniyemiz kaldı. Al sana slalom. Yani seni mi kıracağız? Al sana bir slalom daha. Hem de daha keskin. Al sana bir tane daha. Oha, amma keskinmiş lan. Tabii ya. Ama bütün slalomlara girseydik abi çok belli bir şekilde patlardık. Ne vereceğim bize? Şans çarkı. Üçüncüsü Bentley. 5'e kadar sıkıntı yok abi. Kafamız rahat bir şekilde devam edebiliriz. Uçacağız gene. Renkler yılan olmuş ama ha. Fena bir şey olmuş bu. Aslında burada yolu neyse kestirmeyeceğim. Evet abi şuradaki fren. Alet ağır aga. Alet ağır. İnşallah atlarız. Hadi oğlum atlarsın. Ucundan yapacakmışız gibi hissediyorum yaparsak. Aynen öyle oldu. 3 metreyle yaptık. Sıradaki ödül. Pelikan tişörtü ne yapalım be? Heyecan ufak ufak basmaya başlıyor abi. Yalnız orada bir de kış sezonu görüyorum ben. Bu alet çok fena. Yol tutuş gidiş falan. Otobanın bir ucundan bir ucuna mı gideceğiz? Buradan enayi zannettin beni. Döneceğimi zannediyorsun değil mi? Ama ben dönmeyeceğim. Hasar sınırını aşmadan. Arkadaşlar bakın o oltalara sakın gelmeyin. Oradan döndüğünüz zaman genelde yetişemiyorsunuz. Yalnız hasar sınırı var ve trafik var. Ben o keskin virajda her halükarda araba dönme ihtimali yüksek de olsa abi gaz kesip dönerim.
Öyle bir riske girmeyelim. Sonuçta virajın arkasını da görmüyoruz. Oradaki arabalardan birine patlarsak zaten direkt bu hızda çarptığımız zaman biter. Bu virajdan bahsediyorum abi. Sakin sakin dönerim ben burayı. Yalnız böyle rahat rahat konuştum ama inşallah yetişiriz. Otobanı bitirdik. Şu çalıların arasına bu hızla girersek sıkıntı yaşarız abi. Ama buradan gireceğim. Her halükarda girerim abi. Süreyle ilgili bir sorunumuz yok. Son saniye gidip birine patlamazsak şom ağzımı açtım. Aman abi aman. Patlamak istemiyorum. Bu işte bu kadar. Sıradaki ödül. Göster şu arabayı artık. Ferrari 599 XX ama Evo değil. Sonra Evo zannedip heyecana kapılmayın yani. Şu görevden itibaren heyecan başlıyor. Abi şuradaki drag yarışları sevemedim ya. Yalnız bir dakika, düz vitese de almadık. Abi biz biraz gerilelim. Süre var. Yalnız bu da çılgın bir alet olmuş. Yalnız bu alet yapar ya. Oğlum ön kaldırıyor lan bu. Yuh. Felaket bir şey olmuş. Bayağı vahşi yapmış yalnız ha. Bu da siyah banka arabası gibi. Monster enerji şapkası. Zurna'nın zırt dediği yere geldik artık. 6 ile 7. 599XX Evo'yu tabii ki de severiz. Ama görevimiz ne? Acaba çok süremiz var. Gerilmemiz mi gerekiyordu? Şimdi anlayacağız. Abo! Olaya bakar mısın? Tamam, bu iş kolay abi. Devam ediyoruz. Arabayı düz vitese aldım arkadaşlar. 5. vitesi geçmeyeceğiz. Ve oradaki bence ıvır zıvırları kullanmadan rahatlıkla 433 geçeriz diye tahmin ediyorum. Hadi bakalım aslanım. Gerek yok böyle aksiyonlara. Abi aman he, tam ucundan yaptık biliyor musunuz? Bir ara 432'ye düştü, acaba mı dedim. İyi kurtardık. Bence düz viteste kalsak mı? Alfa Romeo 8C Forza Edition. Düz viteste kaldım. Gene bir hız kapanı gibiydi çünkü abi. O yüzden düz vitesi değiştirmedim. İnşallah pişman olmayız. Son görev. 3 hakkımız var. Kart değiştirebiliriz. Ve işte bu. Yalnız gerildik, tamam iyi yaptık. Bayağı bir zaman kaybettik. Az kalsın patlıyorduk arkadaşlar. Ama kenara çarpınca da bir tırstım da düz vitesi alıp almamak konusunda bir şey değişir miydi?
emin değilim ama hız kapanlarında her zaman düz vites iyidir arkadaşlar, bunu unutmayın. Hele bir de yüksek bahislerse, çünkü az önce gördünüz abi 6. görevde 6. vitese bir attı patladık. Açık söylemek gerekirse bu kadar rahat tamamlayacağımızı pek zannetmiyordum. Evet heyecanlandı, gene heyecanlandırdığı yerler oldu. Ne olursa olsun abi görev başlamadan önce zor olacağını bildiğim için içeride bir heyecan yarattırıyor zaten bu tarz videoların devamı için. Alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.